arttırılarak hizmete açılan Gökköy Mağarası'nın ziyaretçileri ve dinlenme tesislerinin yeterli olmaması nedeniyle işletilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. İlimiz turizmi açısından önemli yeri olan Gökköy Mağarası'nın önünde ekte sunulan proje kapsamında ziyaretçi yeri ve dinlenme tesisini yapmak ve yüklenici tarafından kira bedeli karşılığı... Başkan da değil. Sayın Başkan, Sayın Üyeler. Bildiğiniz gibi Gökköy Mağaramız bu geçenki senede de ondan önceki senede maruz kalmıştı. Ve içine bütün çamur bağlamış ve o köprüler falan yıkılmıştı. Bunun biz keşfini hazırladık, yaklaşık maliyetini hazırlattırdık. Yerlere çıkacağımız zaman da Sayın Valimizin takdiri doğrusunda dedi ki biz burayı her yıl 1 milyon harcayacak gücümüz yok. Bunun dedi o kaynağın, suyun yani selin gelme temelli bulalım, onu önleyelim dedi. Bunun dolayı da bu suyun en az olduğu dönemde MTA yazışmalarımız vardı. Bu da Temmuz-Ağustos aylarına alınması gerekiyormuş teknik olarak. Onun için bugüne bekledik. Geçen yine selde su baskını oldu. İyi ki yaptırmamışız. Yani Sayın Valim bu konuda hakikaten haklı oldu. Biz bunu şimdi buraya yapma karşılığında o dışarısı içerisinin özel sektör kiraya vererek hem onun içini yaptırıp hem turizm açalım diye düşünerek böyle bir kiralanması gerektiğini düşündük. Sayın Valim bu konuda da meclise yazdık. Sizin Yüce Meclis'in takdirlerini sunuyorum. Kiralanması yönünde özel sektör kiralanması dışındaki tesislerle beraber açılması. Bunun tabii ki işte Kadir Bey arkadaşımız orada. Orada teknik bir şartlar hazırlayıp orada giriş ücretlerinde yine meclisce ve encümence karar verilecektir. Sizin takdirlerinizi sunuyorum. Masraf onu alan ilgili yüklenecek. Hem yaptıracak hem işletecek. Fiyatlarda da böyle istediği gün çalışılamayacaktır. O şey yine yapılan sözleşmede yine bizim devletimiz kontrol altında olacaktır. Bunların da bir katkısı olacak mı buraya da? Bunlara bizim devir gibi şansımız var mı? Turizm müdürüyle bunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz kiraya çıkarttığımız zaman kültür müdürlüğüne hiç alakası yok. Özel idare müdürlüğü yok. Evet. Üftesinde yani. Özel idare orayı koruyor. İşletemiyorsa kültür müdürlüğü zaten işletemez. Geçmişte bu mağarayı bir tane bildiğim kadarıyla bir müsteşar işletiyordu. Önündeki tesisleri. İşte orayı yapma karşılığında falan. Orada vatandaşlarla aralarında bir sorun oldu. Hatta idare de oradaki arkadaşı biraz çıkarmakta da zorlandı. Bence eğer vereceksek ilk etapta bir 5 yıllığına falan verelim. İleride sorun çıkmaması bakımından. Zaten alan kişinin dışarıda fazla bir şey yapacak bir şey yok. Yani dışarıdaki millete hizmet verilecek yerler yapıldı durumda şu an. İşte kafeteryası olsun, başka sosyal ihtiyaçlarla ilgili. Bir içeride yapacağı şeyler var herhalde. Bence bir 5 yıllığına, eğer meclis öyle uygun görüyorsa 5 yıllığına verelim. İstikrarlı çalıştıran varsa ileride de devam eder diye düşünüyorum. Sayın dışında git bir tesisi etkilemiyor. 1 milyon içeriden bahsa yapacak bir vatandaş. Bunu 5 yılına ben zannetmiyorum hiç kimse yere girmez. Bunu söyleyeyim ben. Yani sadece içinin, dışında hiçbir şey yok. Sadece içinin, bu köprülerin hepsi yıkılmış arkadaşlar. O lambaları bile ısınlar, yani elektrik yanlış ısındıkça oradaki şeylere zarar verdiğini. Bunu da tespit ettirdik arkadaşlar. O lambalar da özel lamba olduğunu. 1 milyona yakın bir yaklaşık maliyeti var burada. 5 milyonla 1 milyon masa yapamayacak birisi orayı zaten alacağını tahmin etmiyorum. Yalnız şimdi önümüzdeki ay meclis çalışmıyor. Eylül'e kalacak. Yani bu arada yani bunun ihaleye çıkma aşamasında sezon geçerse belki alıcı fazla çıkmayabilir. Yani tabii biraz zor olur diye düşünüyorum. Eğer şöyle yapalım. Komisyona havale edelim. Pazartesi'de çalışacağız ya. Pazartesi gelmek üzere diye bir karar alırsa daha uygun olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hem yapılacak sözleşme hakkında siz de bilgi edinmiş olursunuz. Yani sözleşmeye konulacak maddeler, işte neler eklenmesi gerek hakkında bilgi sahibi olursak daha iyi olur.